İsrail, ya İsrailli itfaiyeler tarafından diyelim, oradaki kurtarma ekipleri tarafından yoğun bir çalışma söz konusu şu anki görüntüler özelinde baktığımızda. Özellikle bu çalışmalarda sanıyorum sadece kamyonun altında değil de ya da daha beklemediğimiz bir noktaya mı sıkıştı? Buyurun lütfen Fırat Bey. Şöyle sanki şu ön tarafın, yani motor kısmı olarak tabir edebileceğimiz yerin altına doğru da sanki birileri sıkıştı ya da lastik kısmının oralarda da birileri var gibi duruyor. Tabii şeyi tam bilemiyoruz. Hani ben göremedim ama toplamda orada kaç kişi vardı? Hani onunla ilgili net bir bilgi yok. Sadece sayının gitgide arttığını 35 biliyoruz. 35 yaralı olduğu bilgisi var. En son elimizdeki bilgi o 35 yaralının 6'sının durumunun ağır olduğu şeklinde. Ağır oldu. Tel Aviv'den canlı görüntüler ekranlarınıza hatırlarsanız geliyor. İlk 20 civarında açıklanmıştı. Sonra 16. 35'e kadar yükseldi. Hani daha orada herhangi birisi o normaldir var mı? Ama şu yüzden tespit edilen edilemeyen. İlk başta tespit edilememiştir. Tabii tabii. Onun için diyorum. Yani daha kalabalık da olabilir. Dolayısıyla tabii. Hani altında ya da çevrede hani kurtarmaya çalıştıkları kişi sayısı da fazlalaşmış olabilir. Şimdi TEPAV dış politika analisti Gürru Gezer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Gürru Hanım yayınımıza. Hoş bulduk Kaan Bey. İyi yayınlar diliyorum. İyi pazarlar. Çok teşekkürler. İyi pazarlar. Tel Aviv'de gerçekleşen bir olayı aslında konuşuyoruz. Saldırı olduğu iddiası çok güçlü. Özellikle bölgedeki son duruma baktığımızda, İsrail güvenlik güçlerinin aldığı reflekse baktığımızda bir saldırı olma ihtimali çok yüksek. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi henüz daha Kaan Bey kimse üstlenmedi. Doğru anlıyorum değil mi? Ben de çünkü şu an üstlenen ya da İsrailli yetkililer tarafından resmi olarak yapılan bir açıklama söz konusu değil. Yok. İsrail basını tabii tarafından bunun bir saldırı olduğu, onların ifadesiyle tırnak içinde, İsrail basının ifadesiyle tırnak içinde terör saldırısı olduğu ifadesi var. Fakat bu da polisten alınan bilgiler ve şüphelenilen bazı görüntüler üzerine bu bilgiler söz konusu. Tamam. Şimdi tabii yani bu herhangi bir kaza da olabilir. Yani ne bileyim o araç freni patlamıştır. Bir anda kontrolden çıkmış olabilir. Ama tabii ki mevcut konjonktür değerlendirildiğinde, bir de geçmişte 80'li 90'lı yıllarda İsrail'e yönelik olarak hani intihar saldırıları gibi saldırılar olduğu değerlendirildiğinde belki bunu bu çerçevede de ele almamız gerekebilir. Şimdi tansiyon çok yüksek. Gazze'nin kuzeyinde biliyorsunuz artık yani o soykırım çok başka, yani soykırım içerisinde bir soykırım uygulanıyor. Lübnan'daki durum malum. İsrail ile İran arasındaki gerginlik zaten malum. İran'dan biliyorsunuz mukavele edeceğiz açıklamaları geliyor. Yani böyle bir noktada, böyle bir durumda bu tarz bir eylemin bir terör saldırısı veya bir saldırı olabileceği ihtimali ön plana çıkıyor diye değerlendiriyorum. Bir de yanılmıyorsam Mossad karargahına da yakın bir yerde olduğunu tabii ki, anlıyoruz tabii değil ki, mi Kaan Bey? Ki. Evet. Yani bir güncelleme bak, yapabilir miyim bilgilerde Gürru Hanım? İzninizle araya girerek. Çünkü İsrail basını da bu güncellemeyi yaptı. İsrail polisi tarafından değil ya da İsrail askeri tarafından değil, İsrail'deki silahlı siviller tarafından, yani Tel Avivliler tarafından öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Bu kamyonun sürücüsünün. Buyurun lütfen. Evet. Yani şimdi bakın bu mesele dönüp dolaşıp şuraya geliyor Kaan Bey. Son yapılan, geçtiğimiz hafta yapılan İsrail'de bir ankette halkın dörtte biri artık İsrail'in kendileri için güvenli bir yer olmadığını düşünüyor. Bu çok çarpıcı bir istatistik. Çünkü dünyanın dört bir yanından Yahudiler niye İsrail'e gidiyor? Orada rahat bir şekilde işte yaşayabilmek için. Şimdi tabii bakın şunu anlıyoruz. Gazze'deki savaş bitmediği müddetçe biz bu tarz saldırıları görmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi bu tarz saldırılar 80'li yıllarda da oldu. 90'lı yıllarda da İsrail'de olan saldırılar. Şimdi siz siviller müdahale etti diyorsunuz. Neden? Çünkü İsrail'de birçok insanın kendisi zaten biliyorsunuz silah taşır. O yüksek hani güvenlik riski nedeniyle. Şimdi bunların önümüzdeki dönemde de olması, yani olmaması için hiçbir neden ben görmüyorum. Tabii ki sivillere yönelik yapılan operasyonların hani veya sivil ölümleri tabii ki her iki tarafta da bizim kınamamız lazım. Ama Gazze'deki durum ortadayken, Batı Şeria'daki durum ortadayken,
Lübnan'daki durum ortadayken düşünün, başka bir ülkenin başkentini sürekli vuruyor, Beyrut'u vuruyor İsrail. Sivil ya da hani sivil olmayan ayrımı yapmaksızın. Bakın iddialar arasında bugün New York Times'e yer alan iddialar arasında İran'a saldırı düzenlemeden evvel Suriye ve Irak'taki hava savunma sistemlerini, bakın kaç ülkenin egemenliğini birden ihlal ediyor. Şimdi böyle bir durum ortadayken biz bu tarz görüntüleri önümüzdeki dönemde de görebiliriz diye düşünüyorum. 35 yaralı, 6'sının durumu ciddi. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Fatih Fuat Tuncer de bizlerle birlikte. Sayın Tuncer, siz de hoş geldiniz. Sizin ilk değerlendirmeniz nedir bu yaşanan olaya ilişkin? Seste çok küçük bir sorun var, problem var. Rejideki arkadaşlarımız o sorunu çözene kadar biz de bu görüntüler üzerinden bir konuşalım, değerlendirelim. Ben de bilgileri aktarayım. Sonrasında o bilgiler üzerinden tekrar Fatih Bey'e döneceğiz. Soruları cevaplayacak, değerlendirmelerini alacağız. Geçtiğimiz dakikalarda haber merkezimize ulaşan bir bilgi. İsrail basınında şu anda gündem maddesi. Özellikle gerçekleşen bu olay, Tel Aviv'de gerçekleşen bu olay. Bir kez daha dönelim Fatih Bey'e, soralım sorumuzu. Hoş geldiniz Sayın Tuncer, sesin geliyor sanıyorum. Geliyor Kaan Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar çok diliyorum. Çok teşekkürler. Şöyle ki, bilgiler artık güncellenmeye başlandı. Şu ana kadarki bilgiler doğrultusunda İsrail basınında yer alan resmi bir açıklama yok ve üstlenen yok. Bunu hatırlatalım. Ama bir saldırı olduğu ihtimali çok güçlü. Sizin ilk değerlendirmeniz nedir? Şimdi Kaan Bey, özellikle İsrail'in İran'a saldırısı sonrası İran'ın direkt bir misilleme yerine, işte sınırlı bir hasar açıklamasını da yapmasıyla birlikte, İşte direniş ekseni dediğimiz gruplardan bir takım cevaplar verilebileceğini konuşmuştuk önceki yayınlarda ki işte Hizbullah'tan bir roket saldırısı bir açıklama, ardından bugünkü saldırıyı görüyoruz. Buna benzer saldırılar İsrail'de daha önce var ki hatırlarsanız en son İran'ın misilleme yaptığı gün İsrail içerisinde işte bir takım silahlı saldırıları görmüştük. Yine bugün İsrail Acil Yardım Servisi, işte Kızıl Davut Yıldızı'nın yaptığı açıklamaya göre 30'dan fazla yaralı olduğunu ve yaralıların çoğunun kamyon altında kalması sebebiyle bunun bir terör saldırısı olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Bu süreçte buna benzer saldırıların artma ihtimali fazla çünkü İsrail bugüne kadar yaptığı saldırılarda oldukça üst düzey isimleri hedef aldı. İşte İsmail Haniye, Yahya Sinvar ve Nasrallah örneği üzerinden gidecek olursak artık saldırıların şehirlere, sokaklara kayma olasılığı aslında çok fazla. Bu da onun bir göstergesidir diyebilirim Kaan Bey. Tabii sonraki süreçte ne olacağı biraz da İran'ın davranış tarzı ve açıklamalarına bağlı. Hala İran tarafından net bir açıklama gelmedi. İran basını İsrail'in saldırısını küçümser bir vaziyette ama İran Genelkurmayı misilleme hakkımız var dedi. Tabii yine ortaya şu çıktı, yine bir ateşkes ihtimali. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte ortaya attığı tekrar hem Lübnan'da hem Gazze'de kapsamlı bir ateşkes konuşmaları ama bunun olmadığını daha önceki örneklerden de gördük. Özellikle İsrail tarafının ateşkes ihtimalinin güçlendiği an gerilimi arttırma politikasına geçiş yaptığını ve bundan dolayı da artık böyle bireysel eylemlerin artabileceği bir döneme geçtiğimizi söyleyebilirim Kaan Bey. Sizde kalmıştık Fırat Bey, sizlere son olarak bu konuyla ilgili bir tanıyım, sonrasında birkaç açıklama daha. Kaan Bey, araca baktığımız zaman aracın arkasında işte paletler var, çok az sayıda bağlanmış aracın görüntüsü. Bir de şimdi biz şunu biliyoruz ki eğer burada böyle bir saldırı planlanmış olsaydı genellikle bu araçların herhangi bir yerinde bir bomba ya da patlayıcı madde bulundurulurdu. Yani bu tarz şeylerde sadece aracın çarpmasıyla oluşturulacak etki çok fazla düşünülmez. Bizim gördüğümüz şu anda böyle bir patlama ya da bir patlayıcı madde olduğuna yönelik herhangi bir emare bulunmuyor.
Yani dediğimiz gibi bu herhangi bir kaz... Emare değil olsa zaten muhtemelen... Yani patlardı ya da hani patlamadığını varsayalım. Orada daha farklı önlemler alınırdı. Onları etkisiz hale getirmek için ya da onları oradan almak için. Dolayısıyla böyle bir görüntü yok. Böyle bir emare yok. Yani İsrail'in bu kadar çabuk bunu bir saldırı olarak nitelendirmesi, dünya basınına bu şekilde servis etmesi biraz görmek lazım bence. Tam işte Fatih Fuat hocamın da dediği gibi ne zaman bir böyle normalleşme ya da ateşkes söz konusu olsa İsrail'den farklı şekilde müdahalelerle bu süreç baltalanıyor. Burada da bence biraz beklemek lazım. Yani evet saldırı olma ihtimali var ama saldırı olsa da biraz farklı yöntemler de kullanılabilir ya da en azından patlayıcı maddeler olabilirdi aracın üzerinde. Bunlar biraz soru işareti gibi geldi bana. Tabii ki kim üstlenecek, nasıl üstlenecek bunların hepsi önemli. Şimdi Megan David Adom, yani başka bir deyişle Kızıl Kalkan, İsrail'in Kızılaç veya Kızılay benzeri tek resmi acil yardım ve kan bankası servisi tarafından yapılan bir açıklama İsrail basınında şu anda yer alıyor. Hemen hızlı bir şekilde çevirerek de okuyalım, paylaşalım izleyenlerimizle. 35 yaralının çevredeki hastanelere bu gerçekleşen kamyon çarpması olay sonrasında götürüldüğü ifade ediliyor. 6'sının durumu biraz önce paylaştığımız gibi ciddi. 5 yaralının durumu orta, yani orta şekilde yaralanmış şeklinde de çevirebiliriz. 20 yaralının durumuysa hafif yaralı, 4 yaralıysa anksiyete, yani bu yaşanan olaydan sonra korkularından dolayı psikolojik etkilenerek hastanelere kaldırıldığı bilgisi söz konusu. Özellikle İbranice kaynaklara göre dayandırılan haberlere de baktığımızda yaralıların çok büyük bir bölümünün yaşlarının da ileri olduğuna ilişkin bir bilgi de söz konusu. Bunu da paylaşalım. Yeni yeni bilgiler de gelmeye başlıyor. Yani 35 yaralıdan bahsediyoruz. 35 yaralının 6'sının durumu ciddi. Hala bu saldırının, bu gerçekleşen olayın motivasyonu şayet ki bir saldırıysa, elimizdeki bilgiler yavaş yavaş bu ihtimali güçlendiriyor. Bir açıklamada 37'ye çıktı yaralı sayısı. Hangi motivasyonla yapıldığı ve kim tarafından yapıldığı net değil ama netleşmeye başladı Sayın Gezer. Yürcan. Evet. Yani bakın dediğim gibi daha henüz çok erken ama yani biz tabii şimdi birçok bilinmeyen üzerinden yorum yapıyoruz. Bir resmi açıklamaları da tabiatıyla beklemek lazım. Ama demin hocamız da galiba işaret etti. Yani bugün bir yandan da Gazze'ye yönelik olarak biliyorsunuz ateşkes müzakerelerinin veya görüşmelerinin yeniden başlayacağı gündü. Şimdi bunu tabii sabote etmek isteyenler olabilir. Onu da kaydı ihtiyatla tabiatıyla nazara dikkate almamız gerekir diye değerlendiriyorum. Ama yani bu eğer bir terör saldırısı ise İsrail'in söylediği gibi bu tarz saldırılar, buna benzer saldırılar daha önceden de oldu. Ve Gazze'de de barış, ateşkes olmadığı müddetçe İsrail kendi güvenliğini hiçbir surette teminat altına alamayacaktır. Yani İsrail artık bundan sonra ancak nasıl güvenli olacak Kaan Bey? Eğer iki devletli bir formül üzerinde mutabakata varılır ve bu çerçevede bir çözüm süreci üzerinde görüşülmeye başlanırsa. Çünkü yani İsrail ben işte Filistinlilere rağmen, Lübnanlara rağmen, İran'a rağmen güvenliğimi muhafaza ederim gibi bir düşünceye sahipse artık bundan sonra bunun olmayacağı çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bakın İbrahim Anlaşmaları dendi, bölgede barış rüzgarları esiyor dendi. Artık o dönem geride kaldı dendi. Ama ne görüldü? Filistin-İsrail meselesi çözülmeden bölgeye de barış gelmiyor. Yani dolayısıyla İsrail'in bunu net bir şekilde görmesi, temennim o, temenniler üzerinden konuşuyoruz tabii ki. Netanyahu bunu bu noktada görebilecek değil ama İsrail içerisinde de muhakkak bunu anlayan, gören hem lider, siyasiler hem de insanlar, sıradan halktan insanlar vardır. Aksi takdirde bu tarz eylemleri eğer bir İsrail söylediği çerçevede bir tırnak içerisinde terör eylemi ise o zaman görmemiz önümüzdeki dönemde de son derece mümkün. İşilov Hastanesi çevredeki, Tel Aviv'de bulunan çevrede bu olayın gerçekleştiği noktaya çok yakın bir hastaneden gelen
açıklama İsrail basınında yine yer alıyor. Özellikle şimdi ağır yaralı diyoruz ama ağır yaralıların durumunda da yani her ağır yaralı hayati tehlikesi var anlamına da gelmez. Ama bir yaralının özellikle çok durumunun çok ciddi olduğu ve şu anda hayati tehlikesinin olduğu operasyonun ya başka bir işte ameliyatın müdahalenin diyelim kendisine devam ettiğine ilişkin bir bilgi de söz konusu. Özellikle bir yaralının durumunun çok çok ağır olduğuna ilişkin açıklamada çevredeki yaralıların götürüldüğü hastanelerden İşilov Hastanesi'nden yapıldığı o bölgenin resmi kaynakları tarafından diyelim Fatih Bey.